TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızda olacağız. Yine sıcak gelişmeleri, haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Keskin düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Keskin için önce cemevinde sonra da Hulusi Akar Camii'nde bir tören düzenlendi. Törene eski CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törenin ardından Hüseyin Keskin şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Hüseyin Keskin için ilk tören Battalgazi Mahallesi'ndeki Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nde düzenlendi. Törene önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bu meydan senden razı oldu Hüseyin canımız. Hak erenler de senden razı olsun. Yolun açık, devrin daim, ışıklar içerisinde olasın. Mekanın hak katında kaim, sevenlerinin gönlünde daim olsun. Ya Hak, ya Hızır aşkına. Cemevinde edilen duaların ardından Hüseyin Keskin'in naaşı baba evine helallik alınmaya götürüldü. Daha sonra ise Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip bir cenaze töreni düzenlendi. Salavat. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, protokolün diğer üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öğle namazına müteakip olarak kılındı. Namazın ardından helallik alındı. Merhumlara ve merhumelere haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Allah kabul eylesin. Helalliğin alınmasının ardından geçtiğimiz gün yaşamına son veren avukat Hüseyin Keskin, şehir mezarlığında toprağa verildi. Defnedilecektir. Haydi. Ve Ayşe Gök'ün cenazesi de Taşlıburun 7. kapıda defnedilecektir. Mevla rahmet eyliye. Hüseyin Keskin'in cenazesi eski mezarlık 62. adada defnedilecektir. Efendim biz de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten de üzücü, acı veren bir olay. Allah ailesine sabırlar versin diyelim. Berinel Derneği Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük, geçtiğimiz günlerde Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda şehit olmuştu. Abdurrahim Yörük'ün cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Berinel Derneği ekibinin geçtiğimiz günlerde Somali'de insani yardım faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışma sırasında düzenlenen bombalı saldırı sonucunda şehit olmuştu. Gördünüz. Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. Abdurrahim Yörük'ün cenazesi bugün Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde defnedildi. Cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti'de öz eleştiri süreci başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının araştırılması için bir kurul oluşturulması, talimatı vermesinin ardından harekete geçen AK Partili kurmaylar 81 ilde yapılacak araştırma için 3 kritik soru hazırladı. CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti'de öz eleştiri süreci başladı. Bu doğrultuda 81 ilde sahaya inecek ekipler, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin AK Parti'ye neden oy vermediğine dair bir anket çalışması yürütecek.
Yapılacak anket çalışmasının iskeleti ne beklentiniz var? AK Parti belediyesinden memnun muydunuz? Neden sandığa gitmediniz sorularından oluşacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizen Erdoğan, ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz ifadelerine yer vermişti. Sandıktan çıkan sonucun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine vurgu yapan Erdoğan, hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dahil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz demişti. Muhalefetin tarihi başarısıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu başarıyı 3 nedene bağladı. Gazeteci Zübeyde Sarı'ya değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1977'den sonra ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını 3 gerekçe ile anlattı. Kılıçdaroğlu birinci neden AK Parti'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden seçim iki parti arasında geçti. AKP ve CHP, AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmesi. Kürtlerde geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır'da yapılan toplantılar bunda etkili oldu ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu hakkında merak edilen bir diğer konu ise siyasetten çekilip çekilmeyeceği. Kılıçdaroğlu ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz sözleriyle siyaset arenasından çekilmeyeceğinin sinyalini verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Özhaseki, bu sefer vatandaş aklınızı başınıza alın dedi. Ben de bu mesajı aldım. Başkanlarım da almıştır bu mesajı dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de Melikgazi Belediyesi'nin aile sağlığı merkezi açılışına katıldı. Bakan Özhaseki, buradaki konuşmasında yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özhaseki, bu sefer vatandaş aklınızı başınıza alın dedi. Ben de bu mesajı aldım. Başkanlarım da almıştır bu mesajı dedi. Değerli başkanlarımıza yeniden sizler yetki verdiniz. Onlar da göreve bismillah diyerek yeniden başlıyorlar. Neredeyse bizim misyonumuzun 30. senesi. Kolay değil, dile kolay. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. Bak dedi, aklınızı başınıza alın. Size de ufak bir ihtarımız var dedi. Bunu da herkes almıştır herhalde. Ben de daha doğrusu başkanlarımız da almıştır. Ama daha çok hizmet ederek devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılışa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler var. 5 yılda ilçeye 100 adet hizmet kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Rabbim birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Allah hayırseverlerimizden razı olsun dedi. Melikgazi'mizde ne kadar okul, sağlık ocağı, kütüphane, pazar yeri, cami, Kur'an kursu, sosyal tesis, park ihtiyacı varsa şu ana kadar bunların açılışlarını yaptık. Türkiye'de rekor hizmeti yapan belediyeyiz. Son 5 yılda Sayın Bakanım, değerli misafirler, 100'e yakın Sayın Bakanım bu tür tesisi açmışız. Türkiye'de en çok okul açan, en çok sağlık ocağı açan, en çok park yapan belediyeyiz elhamdülillah. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl boyunca bu tür projeler ihtiyaç oldukça zaten yapacağız. Ama büyük ihtiyacı karşıladık.
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise sağlık sahasında verilen hizmetlerin muhteşem bir yansımasını görüyoruz dedi. Hem hizmetin mahallileşmesi manasında öylesine bir semtte meydana gelen özellikle Sayın Bakanımızın belediyecilik hamleleriyle başlattığı daha sonra 2002'den itibaren AK Parti iktidarlarının sağlık sahasında vermiş olduğu muhteşem hizmetlerin bir yansımasını görüyoruz. Bir semtte böylesine eskiden olduğu gibi apartman altlarına sıkışmış değil adeta bir Osmanlı sarayı gibi muhteşem bir mimarisiyle halkımıza hizmet verecek sağlık ocağı var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseseki de Mustafa Başkanımız Melik Gazi de 5 yılda 100 adet tesis yapmış. Dile kolay, çok güzel işler yapılıyor diye konuştu. Biraz önce Mustafa Başkanım söyledi. 5 yıl içerisinde 100 tane okul, sağlık ocağı, akıl küpü değil mi? Sosyal tesis. Melik Gazi 100 tane böyle tesis yapıyor. Dile kolay. Şimdi şöhretli belediye başkanlarına sorun bakalım. Kaç tane yapmışlar? Bir tane baksınlar. Yok ne yazık ki böyle bir hizmet. Hayırlısı biz hizmete devam edeceğiz. Konuşmaların ardından aile sağlığı merkezi dualarla açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte 10 Nisan polis haftası dolayısıyla emniyet mensupları, şehit halileri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Programda Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan polis haftası dolayısıyla polis evinde bir iftar programı düzenlendi. İftar programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Başkan Büyükkılıç, şehit ve gazi yakınlarının sofralarına misafir olmaktan onur duyduğunu belirtti. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Sonuna yaklaştık. Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Ramazan bayramına eriştiğinizde hediye ederken her birinize ayrı ayrı iyi ki varsınız diyor, sizlere minnet duyuyor. Şehitlerimize rahmet diliyor. İnşallah bizler için de şefaatçi olur diyor. Hayırlı akşamlar diliyor. Daha nice Ramazanlar hep beraber diye dua ve temennide. Vali Gökmen Çiçek ise sizin hakkınız bizim üzerimizde her türlü hakkın üzerine geliyor. Siz hakkınızı helal etmezseniz yaşamak bize haram olur dedi. Sizin hakkınız bizim üzerimizde her türlü hakkın üstünde geliyor. Siz hakkınızı helal etmezseniz yaşamak bize haram olur çünkü sizin evlatlarınız bizim huzur ve güvenliğimiz için canlarını feda ettiler. Haklarınızı helal ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, daha sonra ise Hisarcık Meydan Camii'nde teravih namazını kıldı. Büyükkılıç namaz sonrası vatandaşlarıyla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasenel ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek keyifli bir gezi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi'ne ziyarette bulunarak vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinledi. Mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracıyla kendisini gezdirmek istemesi talebini de kırmayan ve araca binerek keyifli bir gezi yapan Büyükkılıç, gezi esnasında Fadime teyze ile sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Fadime isimli vatandaş Büyükkılıç'a dua ederek Allah razı olsun Memduh Büyükkılıç Başkanım'dan Yamula'ya göğüs gerdirdi dedi. Ay Allah razı olsun Memduh Büyükkılıç Başkanım'dan Yamula'ya göğüs gerdirdi. Yemliha'da sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinleriyle birlikte coğrafi işaret ile tescillenen Yamula Patlıcanı heykeli önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç mahalle ziyaretinde çocuklarla yakından ilgilenirken, Büyükkılıç'a KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağ'ın da eşlik etti. Melik Gazi Belediyesi, yoğunluğun azaldığı gece saatlerinde halkın yoğun olarak kullandığı çarşı bölgesinde genel temizlik çalışması yaparak caddeleri köpüklü sularla yıkadı.
Melikgazi Belediyesi çarşı bölgesinde genel temizlik çalışması yaparak caddeleri köpüklü sularla yıkadı. Ramazan bayramına hazırlık yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Ramazan bayramına sayılı günler kala ekiplerimiz çarşı merkezindeki yoğunluktan dolayı caddelerde oluşan kirlilik nedeniyle temizlik yaparak vatandaşların bayrama pırıl pırıl girmesini sağlıyor. İlçemizin her bir köşesinde 7 gün 24 saat mesai mevhumu olmadan farklı hizmetlerle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gündüz genel temizlik çalışması yapılması zor olan bölgeleri Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerimiz gece mesaisinde bol köpüklü ve tazikli sular ile tertemiz yaptılar. Gece boyu çalışan ekiplerimize emekleri için çok teşekkür ederim dedi. Palancıoğlu, Melikgazi'mize ve çarşımıza bayram için gelecek ziyaretçilerimizin huzurlu ve tertemiz bir ortamda bayramı karşılamalarını sağlıyoruz. Biz belediye olarak Melikgazi'mize dair ne varsa seviyoruz ve gönül belediyeciliği esası ile çalışıyoruz. Temizlik çalışmalarımız rutin olarak tüm mahallelerimizde devam edecek. Biz belediye olarak temizlik çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz şeklinde konuştu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında radar ve drone destekli denetim yapıldı. Öte yandan Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara trafik kazaları izletilerek bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. 9 günlük bayram tatili başladı. Tatilini farklı yerlerde değerlendirmek isteyenler de yola koyulmaya başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini artırdı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında olası trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla radar ve drone denetimleri etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Ankara uygulama noktasında Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara MOBESE kameralarına yansıyan ve kural ihlalinden kaynaklı trafik kazaları izletilerek bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Dokuz günlük bayram tatili için memleketine veya tatile gitmek isteyen vatandaşlar Kayseri şehirler arası otobüs terminaline akın etti. Otogarda taleplere karşılık vermek için ek seferler yapılıyor. Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Hal böyle olunca vatandaşlar yola koyuldu. Yolculuğunu otobüsle yapmak isteyenler otogara gitti. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali şu anda yoğun günlerinden bir tanesini yaşıyor. Zira Ramazan bayramı öncesinde memleketine tatile gitmek isteyenler ya da gelenler Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne akın ediyorlar. Çok heyecanlıyız. Önceden almıştık. Öyle mi? Hı-hı. Fiyat nasıl? Valla. İşini son ana bırakanlar bilet bulmakta güçlük çekiyor. Otogarda sürekli otobüs seferleri devam ediyor. Duruma göre de ek seferler düzenleniyor. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler için talepler oldukça yoğun olunca özellikle firmalar ek seferler düzenliyor. Talep doğrultusunda anında yeni otobüs devreye giriyor. Seyahat etmek için otogara gelen vatandaşlar tatili değerlendirmek istediklerini söyledi. Vatandaşlar bilet fiyatlarındansa dert yandı. Nereye böyle? Erdemli'ye, Mersin abi. Mersin'e gidiyorsun. Bayram tatili mi? Aynen abi. Bilet bulabildin mi? Buldum abi. Cuma'ya bulamadım, bugüne buldum. Öyle mi? Son gün mü aradın? Yok, çarşambadan aradım. Abi. Çarşambadan aradın, zor buldun o zaman. Aynen. Öyle mi? Nasıl fiyatlar? Fiyatlar yüksek abi. 350'ydi, 600 oldu. Öyle mi? En aynen. Son ne zaman geldin? Gele gittin. Son bir ay önce falandı. Ne kadardı? 350. Ne? Şimdi? 600. Antalya'ya gidiyorum. Bayram tatili mi? Evet, bayram tatili. Bilet bulabildin mi? 2 hafta önceden aldığım için bulabildim. Öyle mi? Evet. Sıkıntı olmadı yani? Yok, sıkıntı olmadı. Peki bilet fiyatları konusunda ne düşünüyorsun? Bilet fiyatları konusunda öğrenci olduğumuz için malum biraz zorluyor. Biraz yüksek, ucu yani pahalı buluyorum. Antalya değil mi? Evet, Antalya. Ben 550 liraya aldım. Şu an ortalama 800, 750-800 bandında geziyor. Ben 2 hafta önceden aldığım için 550 liraya almıştım. Bugün almaya kalksam aynı bileti 650-700 liradan başlıyor. En son ne zaman geldin Antalya'ya ya da gittin? Yaklaşık 2 ay önce geldim. Ne kadardı? 350 liraya almıştım. O zaman da yakıt fiyatları aynıydı. Şimdi de yakıt fiyatları aynı aslında. Çok değişen bir şey yok. Ama bayram dolayısıyla sanırım biraz daha pahalı. Ne olacak böyle? Bilemiyorum. Ya gideceğiz hiç gelmeyeceğiz. Yani gidip gelmemeyi tercih ederim. Zaten normalde 350 lira olan bilet 500 liraya aldık ve sonrasında da daha artmış.
Yani aslında kabul edilebilir bir şey değil ama yapacak da bir şey yok. Bazı meslek grupları için 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Yola çıkacakları da Mesut Uçan Sürücü Kursu Başkanı Mesut Uçan uyardı. Uçan, aşırı hızdan ve hatalı sollama yapmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Özellikle metropollerde yaşayan vatandaşlar da memleketlerine tatil yapmak için yola çıktı. Yola çıkacaklara da Mesut Uçan Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Uçan'dan uyarı geldi. Uçan aşırı hızdan ve hatalı sollama yapmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Tabii öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Trafik kazalarında en önemli kusurları tespit etmek gerekiyor. En önemli kusurlar aşırı hız, hatalı sollama. Sürücülerimizin aşırı hızdan kaçınmaları gerektiğini söylüyoruz. Bir saat sonra gelin, birkaç saat sonra gelin ama güvenli ve sağlıklı olarak gelin geleceğiniz yere. Sollama yine aynı şekilde. Biraz sabırlı olun. Yol çizgilerine dikkat edin, işaretlere dikkat edin, işaretçilere dikkat edin. Sollama hatası yapmamalarına. Tabii bunun yanında yorgun olmadan, uykusuz olmamaları gerekir. Yani uykulu yola çıkmamaları, oruçtan dolayı niyetli olan, oruçlu olanların bu konuya daha dikkatli olması gerektiğini, dinlenerek ve mola vererek araç kullanmalarını öneririz. Tabii gurbet kendi memleketinde sevenleriyle buluşacak. Bir an önce gideyim değil, sağlıklı gideyim, onlara acı yaşatmayayım düşüncesiyle hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Uçan özellikle de hareket halindeyken cep telefonunu kullanmamak gerektiğini vurguladı. Sürücüleri trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı. Bir de şu anda belki cep telefonunun bu kadar hayatımıza girdiği dönemden bu tarafa özellikle. Sürücüler hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Hareket halinde telefonumuzla ilgileniyoruz. Bundan kaçınsınlar çünkü dikkat çok önemli. Sağa sola arkaya öne işte bir neşe içerisinde ama yolu önü kesinlikle bütün dikkati yolda olmalı. Biraz önce söylediğimiz bu işte yorgun olmaması, uykusuz olmaması dediğimiz tabii sürücünün en önemli şeyi beslenmesine çok dikkat etmeli. Kendisine böyle uyku verecek, yorgunluk verecek yiyeceklerden kaçınmalı. Ama bizim en önemli şeyimiz dikkat, dikkat, dikkat. Kayseri İmar ve İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği iftar programı düzenledi. İftar sonrası konuşan Kayımder Başkanı Yalçın Dağtekin, "Sayımız az, sorumluluğumuz çok," dedi. Kayımder iftar programı düzenlendi. Gerçekleşen programa Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayımder üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programında konuşan Kayımder Başkanı Yalçın Dağtekin, dernekle ilgili bilgiler verdi. Dağtekin, "Kayserimizi hep beraber yenileyeceğiz," dedi. Ama tabii bunun yaklaşık 400 civarı E sınıfına kadar yaklaşık büyük işler yapan müteahhitimiz var. Diğerleri şahsi işler yapıyor. O yüzden aslında sayımız az, sorumluluğumuz çok. Kayseri'de şu anda birebir faaliyet yapan çok az müteahhitiz. O yüzden binlerce konutun, özellikle kentsel dönüşümle birlikte başlayan Kayseri'nin yenilenmesi için binlerce konutu birlikte çözmemiz için sayımızın da çoğalması gerekiyor. Birlik ve dayanışmanın önemi arttı. Covid-19'dan sonra tabii başlayan arkasına 6 Şubat depremi,
Ondan sonra seçim süreci. Şimdi de biliyorsunuz malum enflasyon. Birlikte bunun bütün ilk bu sorunların karşılaşan müteahhit meslektaşlarımız. O yüzden bundan sonraki özellikle kentsel dönüşümü, Kayseri'nin yenilenmesi için hep birlikte inşallah belediye başkanlarımız, bakanlarımız ve özellikle bütün çalışanlarımız, tedarikçilerimiz birlikte inşallah Kayseri'nin yenilenmeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kayseri Spor Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan kazandı. Burak Yılmaz, Kayseri Spor'la çıktığı 9 müsabakada yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'de 31. haftayı 36 puanla noktalayan Kayseri Spor, oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Sarı Kırmızılılar'da 4 maçlık kötü gidişat sürerken Kayseri Spor Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 36 puan topladı. Ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar, ardından ligin 29. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin 31. haftasında ise dün sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Kayserispor, galibiyet özlemine 4 maça çıkarttı. Son 4 maçta kalesinde tam 7 gol gören Kayserispor sadece 1 gol attı. Kayseri Spor'da 9 maç önce göreve getirilen Burak Yılmaz, Sarı Kırmızılı takım ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kayseri Spor başında çıktığı 9 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, 2 kez de sahadan galibiyet ile ayrıldı. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, hayırlı Ramazanlar.